yaptığı işler. Bayılırım. Rica ederim. Ben ahlaklı ve dürüst birisiyim. Hafta içinde düzenlenen filmin gala gecesi oldukça renkli anlara sahne oldu. Ünlülerin akın ettiği gala Meryem Uzerli'nin şen kahkahalarıyla başladı. Meryem Uzerli rol aldığı filmle ilgili görüşlerini sempatik tavırlarıyla böyle anlattı. Merhaba. Çok güzel bir film sizi bekleyecek. Hem dram var, hem aşk var. Her şey var. St. Petersburg'da çektik, İstanbul'da çektik. Bu iş öyle bomb gibi değil. Yerli iş yapacağız. Sana bir şey olmasına izin vermişim. Merak etme. Söz sırası Kenan İmirzalıoğlu'nda. Türk sinemasının unutulmaz karakterlerinden Cingöz Recai'ye yeniden hayat veren ünlü oyuncu ilk olarak filmle ilgili bilgi veriyor. Yaşı yetenler bilir, Cingöz Recai Metin Ersan'la başlayıp Ayhan Işık'la devam eden. Sonra biz de onu 2017'ye getirdik. 2017 gerçekleriyle yaptık. Çok özel bir oyuncu kadrosu var bence. Kenan İmirzalıoğlu, Meryem Uzerli ile aynı filmde rol almaktan mutlu olmuş mu bakalım? Vallahi hepinizin gördüğü üzere Meryem çok enerjik bir insan. Sete de aynen bu enerjisiyle geliyor. Yani sadece kamera önünde değil, arkasında da öyle. Kendi enerjisiyle ekibin enerjisini de yükseltiyordu. Çok keyifli çalıştık. Bence müthiş bir performans gösterdi. İnşallah devamı da gelir. İçeri birini sokun dediniz, soktum işte. İçimizden biri spor hocası olacak yani. Selam. Merhaba. Haluk Bilginer ise filmde Cingöz Recai'nin peşindeki başkomiser Mehmet Rıza rolünde çıkıyor karşımıza. Ama adam kendinden son derece emindi komiserim. Baş. Nasıl? Baş komiserim. Çekim aşamasında çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Çok zevkli bir işti. Zaten ben, biz Onur'la daha önce çok çalıştık. Kenan'la da öyle. İlk kez Meryem'cimle birlikte çalıştık. Ama çok mutlu olduk tabii. Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın yanına geçiyoruz hemen. Güzel oyuncu da oldukça heyecanlı o gece. Heyecanlıyız valla. Heyecanla bekliyorum ben de izlemeyi. Şahane görünüyor. Şahane bir ekip. Şahane oyuncular. Yolları açık olsun. Filmi konuşurken hiç beklenmedik bir anda hamile misiniz sorusu sorulunca Sinem Kobal da şaşırıyor doğal olarak. Hamile mi sorusu dedi? Yok artık iş şey yapıyorsun. Gayet zeki bir soru. Hiç bu kadar zekisini beklemiyordum. Kırmızılar içindeki kostümü ve farklı saç stiliyle dikkat çeken Sinem Kobal o gece annesi, babası ve kardeşiyle gelerek eşi Kenan İmirzalıoğlu'na aile boyu destek verdi. Ne kadar heyecanlı ve ne kadar güzel bir filmin bizi beklediğini gösteriyor. Geceye iddialı kostümüyle katılan Meryem Uzerli'nin Kenan İmirzalıoğlu ile bakışmaları da galada en çok konuşulanlar arasındaydı. Bu tehlikeli bakışmaların ardından devreye Sinem Kobal girdi ve film gösterimi sırasında eşi Kenan İmirzalıoğlu ve Meryem Uzerli'nin arasına oturdu. Sinem Hanım'ın galada Meryem Uzerli ile pek fazla konuşmaması da dikkat çeken bir başka noktaydı. Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yatu takılıyor kameralara. Oğlu Kemal'i uyutup öyle katılmış geceye. Keşke Kemal'i de getirseydiniz ya. Bu saat. Evet. Pardon? Ama belli bir saatte uyuması lazım ya. Hani çocukların belli bir saat aralığında uyumaları gerekiyor. O yüzden uyuyor da. Cem Yılmaz ve eski eşi Ahu Yatu'nun çocukları için sık sık bir araya gelmesi, hatta zaman zaman tatile çıkmaları takdir görüyor. Acaba bir evlilik danışmanından destek aldılar mı bu konu hakkında? Çocuğun mutluluğu söz konusu. Onun için bir araya gelip tatil yapıyoruz. Bir araya gelip birlikte vakit geçirmeye özen gösteriyoruz. Abi peki bunun için bir yardım aldı mı Kemal veya siz? Yok, hayır. Bir başka ünlü anne Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ile gelmiş galaya. Çocukları kime emanet etmiş acaba? Çocukları anneanneye teslim ettik, biz kaçtık. Hep çıkmıyoruz böyle akşam. Peki güzel oyuncuyu günün birinde yeniden görebilecek miyiz dizi ya da film projelerinde? Yani böyle bir konuk oyunculuk falan olacak inşallah bazı şeylerde. Bakalım, sonuçta ben oyuncuyum. Ya özlüyorsun tabii, olmaz mı? O da başka bir şey. Saç rengi ve saç kesimiyle yepyeni bir imaja bürünen Barış Falay da gecede. Kenan İmirzalıoğlu ile daha önce aynı projede rol alan ünlü oyuncu destek için gelmiş galaya. Tanıdığımız arkadaşlarımız olunca biz daha çok heyecanlanıyoruz. Beraber çalıştığımız isimler olunca en az onlar kadar biz de heyecanlanıyoruz. Güzel bir şey izleyeceğiz diye umuyorum. Cingöz Recai'nin galasına katılan isimler arasında seçkin Piriler de var. Piriler kıyafetini cesur bulan muhabirle ufak çaplı bir tartışma yaşıyor. Çok cesur giyiniyor.
Cesur değil, normal giyiniyorum. Bence cesur değil, normal bir kıyafet. Ekin Türkmen'le devam ediyoruz. Doğrusu kendisini tanımakta güçlük çektik. Saçı, başı, makyajı oldukça değişmiş ünlü oyuncunun. Doğallıktan yanayım diyen güzel oyuncu, estetik yaptırdınız mı sorusuna bakın nasıl yanıt veriyor. Estetik yani, estetik demiyoruz ona. Ufak ufak şeyler hepimizde oluyor. Malum Murat Dalkılıç eski eşi Merve Boluğur'dan boşanınca yeni iddialarında ardı arkası kesilmiyor. Son zamanlarda eski sevgilisi Murat Dalkılıç'la ortak bir projede yer alacağı iddialarını soruyoruz bu kez de biz Ekin Türkmen'e. Bu haberleri yani sizden duydum. Öyle bir teklif bana gelmedi. Haberim yok yani. Murat Dalkılıç'la Ekin Türkmen de bekar sonuçta. İster misiniz günün birinde küllenen aşk yeniden alev alsın? Bakalım güzel oyuncu ne diyecek bu işe? Küs değiliz ama bir muhabbetimiz yok. Ne o öyle bir şey yapar ne ben. Yani hiç gerek yok öyle. Yıllar geçmiş üstünden. Nebahat Şehri'nin yanındayız. Bugüne kadar hep siyahlar içinde görmeye alıştığımız ünlü oyuncuyu bu kez tam tersi beyaz bir kıyafetle görünce şaşırıyoruz doğrusu. Şaşırttınız. Niye? Siyah giymiş. Siyahların kadını Nebahat Şehri'ye yapıyorsunuz. Birazcık siyah beyazı sonra renkler kırmızılara döneceğim. Biraz eşofman sporla bir değiştirmek istedim onda. Sinema galası çünkü. Nebahat Şehri rahatsız olduğu konuyu da açıklıyor o gün mikrofonlara. Fotoğraf çekerken bana bak buradayım falan. Halbuki doğal işte çek. Doğallıktan ya. Değil mi? Aa, nasıl? Belki daha çirkin çıkıyorum. Donuyorum belki. Yavuz Bingöl de galada. Bakalım ne düşünüyor film hakkında. Kenan'ın oyunculuk gücüyle çok önemli bir yere taşınmış olabilir. Çok merak ediyorum aslında hem Haluk abiyi hem Kenan'ın oyunculuğunu. Yavuz Bingöl'ü bulmuşken kendisiyle ilgili gündemdeki konuları soralım hemen. Ünlü sanatçı geçtiğimiz yıl 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan bir gence müdahale etmiş ve genci intihardan vazgeçirmişti. Fakat ilginçtir ki sonrasında bu genç Yavuz Bingöl'ü mahkemeye vermişti. Bakalım neymiş bu davanın sonucu? Takipsizlik kararı verilmiş galiba. Valla ne yapalım, iyilikten maraz doğarmış. Gittim savcıya ifademi verdim ben doğal olarak. Arkadaş da inşallah düzelmiştir her şeyi. Hayata dönmüştür diye düşünüyorum. Ünlülerin akın ettiği galada Öykü Çelik var sırada. Güzel oyuncu tıpkı Meryem Uzerli gibi tükenmişlik sendromuna mı yakalandı ne? Son zamanlarda ondan mı yer almadı bir dizide? Çok güzel bir tatil yaptım. 10 ay boyunca çalışmıyordum biliyorsunuz. Evet, ilk defa 10 yıllık kariyer hayatımda, yazları da. Ya şöyle söyleyeyim, ben yazın bile hiç çalışmadığım olmadı, hamdolsun Allah'ıma. Ama ilk defa böyle bırakmam gerektiğini hissettim. Çünkü isteksizlik geldi. Ya olabilir. Uzun süredir ortalıklarda görünmeyen oyuncu İpek Erdem, görmeyeli kilo almış, saçları da kısaltmış, oldukça farklı geldi gözümüze. Ben genelde radikal bir insanımdır zaten yani çok da... Böyle aynı durmam. Usta oyuncu Demet Akbağ da galada. Galaya mutlu bir şekilde gelen Demet Akbağ, galayla kış sezonuna girdiğimizin bir farkına varalım dedik. Erken çıkış yaptığı galada nedendir bilinmez tüm keyfinin kaçtığı gözleniyor. Siz nasıl buldunuz filmi, oyunculuk kadro çok genişledi. Ben biraz rahatsızım, o yüzden hemen eve gitmek istiyorum. Hoş olsun, iyi mi? Geçmiş olsun, iyiniz var. Yok. İyiyim. Yani şimdi iyiyim de. Kötü bir haber almış gibisin. Yok yok, değilim. Birazcık şey. Yıllardır basınla yıldızı bir türlü barışmayan Olgun Şimşek kural bozmuyor ve kameralara aldırmadan ayrılıyor galadan. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer de galaya katılanlar arasında. Başak Hanım'a hamile olduğu iddialarının aslı var mı diye soruluyor. Kıvanç Bey de aslında yalanladı ama neler söyleyeceksiniz siz de? Yani öyle. Hanım söylediği gibi. Düşünüyor musunuz? Tabii ki. İnşallah. Film gösterimi sonrası yeniden Kenan İmirzalıoğlu, Meryem Uzerli ve Haluk Bilginer'in yanında alıyoruz soluğu. Bakalım filmi beğenmiş mi? Vallahi galada herkes çok beğendi diyorsunuz. Bu akşam da herkes çok beğendi. Eğlenceli, çok sürükleyici buldum. Bir kez daha seyirciyle izlemeyi düşünüyorum. Kendimi objektif olarak göremem. Çok eğlenceli, çok güzel bir film oldu. Kendimle alakalı başka insanlara sormak lazım. Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü adlı filmin diğer kahramanları Fatih Artman ve Boran Kuzum'da sıra. Bakalım onlar nasıl bulmuş bu iddialı filmi. Eğlenceli, güzel bir filmdi. Aksiyon dolu. İzlediğim sahnelerden de çok keyif aldım. Keyifli bir film olmuş. Umarım izleyenler de beğenir. Güzel bir ekip olduk. Böyle kalabalık ve böyle büyük bir puzzle'ın parçaları gibiyiz aslında hep beraber.
O yüzden biz hep beraber çekerken çok eğlendik. Eşi Beyza Şekerci ile geceye katılan oyuncu Engin Hepileri'ye soralım bir de. Filmle ilgili görüşleri nasıl acaba? Çok iyi iş olmuş ya. Gerçekten çok, gerçekten çok iyi iş olmuş. Yani çok iyi çekilmiş, çok iyi oynanmış, çok iyi hazırlanılmış. Her şey çok güzel. Oyuncu kadrosu müthiş abi, zaten konuşmaya gerek evet. Yok yani. O gün tatsız bir olay da yaşandı galanın sonunda. Gecenin bir davetlisi aniden yere yığılıp bayıldı. İlk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi. Su getirin. Beyler siz de çekilin oradan, açılın. Tamam.